Hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bulaşık makinemi boşaltırken sizlerle de bir açılışı yapalım istedim. Akşamdan kahve fincanlarını falan yıkayacağım dedim ama olduğum yerde yığıldım kaldım arkadaşlar. Böyle kalabalık misafirler yorucu olabiliyor biliyorsunuz ama çok da keyifli oluyor. Benim için öyle. Bilmiyorum artık, herkes misafir sevmiyor. Herkes kalabalık ortam sevmiyor. Özellikle lokum hanım da öyle biliyorsunuz. Ama ben seviyorum. Her zaman buyursunlar, gelsinler. Evlerimiz şenlensin. Yeter ki sohbet muhabbet olsun, güler yüz olsun. Gerisinin hiç önemi yok. Şimdi bulaşık makinemi bir boşaltacağım. Kahve fincanlarımı falan dediğim gibi akşamdan ayarlayamadım. Onları ayarlayacağım. Sonrasında günümüzü devam edeceğiz bakalım. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Ve Alişimi göreve uğurluyorum arkadaşlarım. Ali Bey'in meslek hayatındaki son seçim görevi mi? Belli olmaz. Hiçbir şey sorulmaz. Ha, birdenbire seçim çıkarabilirler. Doğru. Doğru. Ha? Geçen de konuşuyorduk da öyle, o yüzden dedim. Sanırım emekli olmadan önceki son seçim görevlerini yaşıyorum demişti. Dediğin gibi belli olmaz. Faturamız mı gelmiş? Hı. Ne kadar gelmiş? 500. Ne faturası? 500 küsür. Niye buruşturdun ver? 500 kaç? 547 lira. Ya şeyi de çok soranlar oluyor. Elektrik faturamızı da soranlar oluyor. Aha, kaçtı. Kaçtı. Gel. Sen onları odaya atmamış mıydın? Ben de burada rahat rahat duruyorum. Heh. Yakaladı babası. Yaramaz bu ya. Bu çok yaramaz. Hadi. Merdivenimizi de temizlemişler. Şey, elektrik faturası? O da aynı bunun su gibi geliyor. 500'ün üzerinde. 500'ün üzerinde. Arkandaki kağıt ne? Seçmen kağıdımız mı? Nerede? Cebindeki. Nerede? Ha? Evrak. Nerede? Ha, tamam. İkinci. Kaçta geleceksin? Bitince. Bitince. Tamam. Hadi güle güle, Allah'a emanet ol. Bunlar var ya bunlar. Çık kız. Çık kız. Dışarı çıkmak yasak. Dışarı çıkmak yasak. Tamam mı? Her seferinde kaçıyorsun, koşturuyorsun bizi ya aşağıya ya yukarıya. Üzüm efendi. Yaramaz çocuğum. Niye böyle yapıyorsun? Sıkılıyor musun evde? Ha? Oğlum, misafir üstüne misafir geliyor. Nasıl sıkılıyorsun yahu? Hadi ben mutfaktaki işime devam edeyim. Sonrasında şu halımızı sereceğiz. Akşam komşulara gösterdik öyle. Halıyı, halı şey dediler. Herhalde dediler, yıkamaya halı gönderdi birileri falan dediler. Bana sordular işte, sen mi gönderdin, halı mı gönderdin yıkamaya falan dediler. Yok dedim, yeni halı aldık ama telaştan seremedim Aysel abla falan dedim. Hani böyle misafir telaşı, yemek iftar telaşı olduğu için dedim. Öyle bakalım, mutfağın işini bir halledeyim, ondan sonra halılarımızı sereceğiz. İçinde de mutfak için aldığım var, mutfağın halısını da bir sereceğiz. Bakalım, önce işimi bitireyim ama. Güzel arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, güzel dostlarım, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neden bu kadar mutlu ve neşeli açılış yapıyorum? Çünkü davetime icabet eden arkadaşlarım olmuş. Çok teşekkür ederim güzel arkadaşlarım. Hoş geldiniz tekrardan. İzliyordunuz, artık abone olarak izleyeceksiniz. Zil bildirimini açarak izleyeceksiniz. Çok teşekkür ederim yeni gelen bütün arkadaşlarım. Abone olup izler misiniz dediğim ve abone olarak izleyecek olan bütün arkadaşlarım, tekrardan hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz hayatımıza. Ne bileyim, Yeliz'in dünyasına, Yeliz'in günlüğüne, Yeliz'in hayatına hepiniz hoş geldiniz. Vallahi akşam ettik. Saat çok geç oldu. Anacığımla konuştum, babacığımla konuştum. Özledim baba seni dedim. Gelsene kızım diyor. Ben de seni özledim. Gel daha diyor. Niye gelmiyorsun diyor. Geleceğim baba dedim. Kazma kazıyor dağlarda. Kazma kazıyor. Sabahtan beri kazma kazıyormuş. Öyle dedi. Yorma kendini o kadar baba dedim ama arkadaşlarım, ne yapayım kızım, vakit geçmiyor diyor. Ona da bir şey diyemiyorum öyle deyince. Şimdi ne yapacağız? Halımızı sereceğiz. Vallahi çok merak ediyorum. Geçen de çarşıda yeşil halı baktım. Bunu ben Trendyol indirimlerindeyken görüp beğenmiştim. Daha öncesinde beğenmiştim. Hep de böyle şu yeşil konsoldan sonra
krem koltuklardan sonra yeşil bir halı nasıl olur, nasıl olur, acaba nasıl olur diye çok merak ediyordum. Aslına bakarsanız denemek için aldım. Şimdi beğenmezsem, içime sinmezse, siz de beğenmezseniz, içinize sinmezse geri iade yapacağız. Benim o çarşıda baktığım yeşil halı da çok güzeldi, bambu halı. Ama akşam Nadire dedi ki, Yeniz'cim ben bambu halı aldım, çocuk odasına aldım, süpüremiyorum dedi. Gerçekten o kadar zorluyor ki dedi. Gel annem, gel, gel, sensiz olmaz, gel bizim, gel. O kadar zorlanıyor ki süpürge yapışıp kalıyor dedi. Arzu'yla konuştum. Arzuların gelini Derya'nın da halıları bambuymuş. Geldi benim minnocuğum. Gördünüz mü? Kargocu başım geldi. Derya'nın halısı da bambuymuş ve o da aynı şeyi söylüyor. Yeniz'cim gerçekten çok zorlanıyorlar süpürmekte dedi. Yani anlayacağınız bambu halı çok bana ve koluma göre değil. Değil mi üzümüm? Minnocuğum can bu can can. Can. Gel beraber açacağız. Ha. Öyle olunca hani çok merak ediyordum ve yıkanan bir halı olmasını istiyordum arkadaşlar. Makineye girsin, hani yıkansın, böyle sürekli beni zorlamasın istiyordum ama böyle kadife gibi bir dokusu var. Ay saç falan yapışır mı acaba? Sizlerin bilgisi vardır, sizler tecrübelisinizdir. O yüzden böyle size sorarak hareket etmeyi de çok seviyorum aslına bakarsanız. Şunu bir çıkaralım. Gel üzüm. O yüzden böyle birbirimize güzel fikir alışverişlerinde de bulunuyoruz. O anlamda da çok mutlu oluyorum ben. Çünkü bir tane arkadaşım cevap veremedim. Çok teşekkür ediyorum o arkadaşıma. Ben banyo paspası baktım ya arkadaşlar. Banyo paspaslarının Trendyol'da satılan bir mağazasını önermiş bana. İsmini de yazmış. Gerçekten fiyatı da uygun Yeliz'cim demiş. Gerçekten baktım modeller aynı, fiyatlar daha uygun. Arada bir 130 lira falan fark var sanki. Ay çıkaramadım şunu. Öyle olunca arkadaşlarım şunu da bir... Yüzüm hiç yardım etmiyorsun bugün bana. Çıkaramadım bunu. Kesmek de istemedim. Geri iade yaparsam tekrardan sarmamız gerekecek çünkü. Oy yordu beni. Ay çok merak ediyorum. Paket içerisinde 2 adet ürün bulunmaktadır. Evet. Yüzüm efendi, yüzüm efendi. Bir bakalım nasıl olacak çocuğum. İçinde de var. Dur. Dur anneciğim dur. Nasıl çekeyim bant gibi aynı. Ha şöyle açalım. Valla sarmışlar mı bildiğiniz bantla? Ay. Mutfağıma da pembik pembik mi diyeyim, kırmızı kırmızı mı diyeyim. Öyle bir şey aldım, bakar mısınız? Ay nasıl duracaklar çok merak ediyorum gerçekten. Bakın. Bu mutfağın halısı. Bunu hemen kenara alıyorum. Ürün dur. Dur anne. Bunu hemen kenara alıyorum ve salon halımıza serelim bakalım nasıl olacak. Bugün sadece halı serme videosu gelecek herhalde. Ali Beyciğim de görevden geliyor. Ben bir türlü bugün çıkışamadım. Ay bunun dokusu güzel ya, böyle kadife gibi üstü. Bir bakacağız, deneyeceğiz süpürmesi falan falan nasıl oluyor diye. Ay bu da bayağı büyük. Ay çok heyecanlandım valla. Hani makinede de yıkarım diye arkadaşlar. Evin işi gücü bitmiyor biliyorsunuz. İş güç dolu dolu. Her yer iş dolu. Hadi hemen şu pufumuzu çekelim. Halımızı kaldıralım. Ve serelim bakalım. Şöyle kameramı geriye aldım. Ha bir de şeyi düşündüm ben arkadaşlar. Pufun ayakları acaba halıyı deler mi? Hani böyle itiyoruz ya kahve sunumlarda falan. Çay içerken. Şöyle bir serelim bakalım. Tülüm de gelseydi daha bir iyi olacaktı ama. Ay. Üzüm. Çıkma annem, üstüne düşer sonra. Dur. Evet. Seriyorum arkadaşlar. Seriyorum. Ay bayağı büyük.
incecik halı. Ay arkadaşlar, nasıl görünüyor oradan bilmiyorum ama ay açtı sanki. Hı? Şu kutu da bir indireyim. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Caner. Yeni halı mı? Yeni halı mı oğlum? Hayırlı olsun canım. Nasıl sence? Sağ ol canım. Beni ilgilendirmiyor ya sen. Niye? Sen neredeyse. Beraber yaşıyoruz ya oğlum. Burada. Tabii. Yok, burası senin alanın. Benim alanım mı burası? Ay arkadaşlar, nasıl oldu sizce? Hemen kamerayı çevirip göstermem lazım. Ay. Yorumlarınızı bekliyorum tabii ki arkadaşlar. İncecik, yumuşacık ama. O mutfağı alınmamış mıydı? Mutfağı da aldım. Evet. Çenerciğim. Evet, hemen. Hemen kamerayı çeviriyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Deseni böyle. Ay yeşil yeşil benim içimi açtı. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Yeşil yeşil içimi açtı gerçekten. Bir de şu taraftan çekeyim. Şöyle. Üzüm. Bir de uzak çekeyim şöyle. Bakın. Ay nasıl oldu? Çok heyecanlandım valla. Beğendim ben ya. Bir de süpürmesine bakmak lazım. Şöyle bir de bu taraftan. Şöyle göstereyim. Nasıl oldu güzel arkadaşlarım? Yeşil konsolumuz burada böyle. Büyüklüğü gayet güzel oldu. Tam böyle yazlık halı oldu. Kışlık yazlık. Ay iyi beğendim ben ama. Ne dersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum güzel arkadaşlarım. Şimdi mutfak halımıza bir geçiş yapalım. He, mutfak halısını serelim annem. Buraya koydum onu da böyle. Mutfak halım gerçekten çok kötü oldu. Çok eskidi arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle süpürülecek akşamdan kırıntılar da var. Delik delik oldu. Kediler böyle deldiler, ettiler. Bunun dokusundan daha farklı o. Onun altında içinde sünger var. Bunda böyle sünger yok. Daha farklı. Cansucuğum bir bak. Nasıl olmuş? Güzel durdu sanki ya. Baksana böyle. Üzüm beğendi. Bana yardım etti. Üzüm. Annem benim, annem benim. Şimdi mutfak halısını deneyeceğiz. Evimin reisi geldi arkadaşlarım. Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk canım. Pidemizi aldın öyle mi? Evet. Kahvaltı yapacağız bu akşam. Evet evet, başla. Sıcak sıcak başlayacağım. Önce şuranın halısını bir serelim Ali. Nasıl olmuş, halımıza bir bak. Güzel olmuş, değişik yeşil. Ya gerçekten. Zümrüt yeşili mi? Gel az gel, yakına gel. Şimdi ben beğendim ya. Nasıl olmuş sence? Gel gel. Gel kocacığım gel. Sence nasıl olmuş? Ne yapıyorsun? Büyük ama bu. Büyük evet, öncekinden büyük. 5 metrekare. Cansucuğum bu kaçtı? 1.60'a 5 metrekare mi? Ha, işte öyle. Nasıl sence? Güzel. Yazlık. Makinede yıkanabiliyor. Makineye sığmaz böyle. 8 kiloluk ya eli makinem. Küçük değil ki makinemiz. Aşağıya çabuk. Beğendin değil mi? Kırmızı daha iyi olur mu? Kırmızı, bilmiyorum ki kırmızı şeyde nasıl duracak, kiremit renginin altında. Kırmızı aynı boyda mı bu kırmızı? Yok, bu daha küçük. Ben bunu mutfağa sereceğim. Bak bu bunda. Ay mutfağa sereceğiz zaten. Seni bekledim ben de yardıma gelirsin diye. Sandalyeyi, masayı çekeceğiz ya. Yok yok, şimdi hemen. Ben hemen çekeyim. Süpürgeyi getirsene. Altında bir alırsın onu. Masayı nereye çekeceğiz? Balkon tarafına mı, bu tarafa mı? Üç. Sen arkadaşlarına sor. Bu şeyin ucu yok ya.
Arkadaşlara ne sorayım? Arkadaşlara hal hatır. Nasılsınız arkadaşlar? Bizleri sorarsanız bizler iyiyiz. Sordum yani. Ya ama nasıl sormak? Hala mısın ya? Hal hatır sormak o yeri. Ne dedin? Duyamadım ki tam. Nasılsınız arkadaşlar? Bizleri sorarsanız bizler iyiyiz dedim. Çok şükür Allah'a. Diğer türlü boşak mı olmasaydı? Mutfağın yönü böyle ya. İyi mi ayakları? Tamam, hiç bir çay çıkarılır mı etti? Koy bakalım sandalyesi. Ahtarı bulmamış. Şunun üstünü süpürsün. İstediğini ölçürdüm. Ali Beyciğim süpürmesine bakıyor. Az bir dursana Ali. Süpürmesine bakıyor şimdi. Süpürmesi rahat mı? Hani yapışıyor mu böyle, kalkıyor mu falan diye. Gayet güzel. Az ben videomu bitireyim, ondan sonra devam et Ali. Şimdi salon halımız böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu gösterdim size. Şimdi mutfak halımızı şöyle bir göstereyim. Ay nasıl durdu? Evet, soruyorum size. Cansu'cum kalıyor mu? Git, ne yapacağız? Kalsın yerine. Dur. Ben mi vereyim kararını? Kalsın ya. Şöyle arkadaşlarım. Renk kattı mutfağımıza böyle. Diğeri de zaten çok kötü olmuştu arkadaşlar. Fiyat olarak da bu sanırım 500. Cansu'cum fiyatları neydi? Ben şu fiyatları neydi? 800. Salon halımızı 800'e, bunu da 500 TL'ye aldım arkadaşlar. Yalan olmasın. Eğer linkini isterseniz linkini bırakırım. 1.80'e 2 bunun ölçüsü. O yüzden böyle kare gibi duruyor. Bir şaşırdım gibi oldu. Çünkü daha böyle dikdörtgen bekliyordum ama bir yerde de şöyle eninin olması daha güzel oldu. Çünkü şurada çok açıklık kalıyordu. Tam böyle mutfağımızı ortaladı gibi oldu arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel, canlı bir rengi var. Çay suyumu da ocağa koydum. Kahvaltı yapacağız. Dediğim gibi. Vallahi ben beğendim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Efendim Ali? Tamam, şimdi hemen çayımı demleyeyim ben. Ve iftarımızı yapalım Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. O zaman bana kolay gelsin.
Arkadaşlarım masamı açtım. Peynirlerimi koydum. Zeytinlerimi koydum. Şimdi yumurtamı halledeceğim. Ali Beyciğim haşlanmış yumurta istedi. Ay. Yumurta gitti. Hayır, kırıldı. Kabuğu elimde kaldı. Haşlayacağım ben bu yumurtayı, dur. Hay Allah'ım, hiç başıma da böyle bir şey gelmedi. Ay, o kadar inceymiş ki kabuğu. Biraz da fazla sıktım herhalde. İş açıldı başıma. Öyle acele edince de böyle oluyor. Neyse arkadaşlarım, şimdi hemen diğerlerinden halledeyim. Şöyle elimin içine alayım. Kırılmasın. Arkadaşlar bir saniye. İki. Üç. Annemlerin yumurtası olsaydı bu hiç böyle olmayacaktı işte. Köy yumurtası olsaydı. Heh, dört tane. Hemen suyunu ayarlıyorum ve yumurtayı, şunu temizlemem lazım. Neyse, yapacağız bir şeyler. Böyle acele edince aksilikler olabiliyor ama olsun. Sağlık olsun. Nasip diyelim. Hadi hemen şunu şey yapalım. Suyunu ayarlayalım. Gözler de gitmeye başladı vallahi. Şöyle suyunu ekleyelim. Kapağını kapatalım. Düğmesine basalım. Bir güzel haşlansın. Vallahi bugün aksilikler peşimi bırakmıyor. Bakar mısınız? Şimdi tabağım paramparça oldu. Şu tabağı üstüne düşürdüm ve parçalandı. Ne yapalım? Sağlık olsun bakalım. Burada patatesim kızardı. Çayım demlendi. Ezanımız okunuyor. Hemen yumurtamızı da soydum. Yumurtayı alacaktım bu tabağın. Olmadı. Öyle bir sudan geçirseydin. Yumurtayı mı? Ha, bir doğra bir de onu istersen dörde. Ben de şurayı bir toparlayayım. Şöyle patatesimizi de alalım ve soframıza oturalım. Soframız da böyle hazır arkadaşlarım. Hemen çaylarımızı da doldurup pidemizi alıp oturacağız. Şöyle soframız hazır. Hemen ben de oturuyorum. Çaylarımızı da doldurduk. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin inşallah. Vallahi iftarda kahvaltı yapmayı da özlemişiz. Değil mi Ali Beyciğim? Evet, bana kalsa ben her akşam kahvaltı yaparım iftarda. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Hafif oluyor. Sahurda da kahvaltı yapamadık biz. Ay, öyle bir şey yapar mı halıya ya? Ben ondan... Ya Bursa harekalısı değil ya. Ya tamam, değil de para verdik ya, sonuçta değil mi? Sen de alırız ya. Bu sefer de tamam. Benden olsun. Ha, tamam, bir sonraki senden olacak o zaman ama yine de Ali bak onun ayağının altında tamam, bir şeyler olur, yer. Yırtarsa pat diye. Yazık günah da benim param senin param mı var canım benim? Senin param benim param benim param benim param. Öyle mi? Öyle. Şey iftarda da biz öyle çok doğru düzgün kahvaltı falan yapamadık. Böyle gündüzden işte sahurda kahvaltı yapamadık diyeyim. Açmış Survivor'ı benimki. İzlemiyordun sen bunu. Vallahi arkadaşlarım sahur şöyle söyleyeyim. İftara hazırladığım yemeklerden sahurda da yedik. Çünkü yemek kalınca kötü oluyor, gidiyor, çöpe gidiyor, israf oluyor, yazık günah. Bana kalsa ben sahurda da iftarda da şöyle yaparım güzel hazırlığı. Çay gibi, kahvaltı gibi yaparım. Çünkü çok seviyoruz gerçekten. Pide olduğu zaman, Ramazan pidesi olduğunda zaten yeterli oluyor güzel arkadaşlarım. Öyle yani, karnımızı falan doyurduk. Halılarımızı serdik gördüğünüz gibi. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Eve renk geldi diye düşünüyorum. Hani ben rengi seviyorum biliyorsunuz. Az çok tanıdınız. Hani böyle yeşili çok seviyorum biliyorsunuz. Pufumu ben yeşil yaptırmak istiyordum. Sonrasında hani çok böyle boğsun boğsun istememiştim.
böyle gerçekten güzel oldu ya. İçime sindi yani. Bilmiyorum hani beğenenler de olacaktır, beğenmeyenler de olacaktır. Saygı duyuyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Her şey herkese aynı şekilde hitap etmez. Herkes herkese aynı şekilde sevemez. Yavaş oğlum. Yavaş çocuğum, yavaş üzüm. O yüzden hani yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Vallahi bir tane kahvaltı yaparken, işte iftar yaparken kendi kendime de dedim ki ay dedim halıyı dedim şöyle pufun üstüne kapatırım, toplarım ortaya dedim. Hemen altına da süpürüveririm dedim. Artık hani hayatımızı kolaylaştıracak her şeye böyle açığız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten zorluyor insanı. Robot süpürgem de mesela diğer halıya çok takılıyordu. Püsküllerine çok takılıyordu. Ve hani bataryasını zorluyordu. Bununla daha rahat şey yapar diye düşünüyorum ama bu da hafif ya. Peşine gider mi Ali acaba? Takılır mı acaba? Telefonun çok süpürge. Çağız'cığım bunu püskülle takılır mı acaba robot süpürge? Takılmaz diye düşünüyorum ben de. Telefonum çalıyor. Bir gideyim bakayım arkadaşlar. Dondurucudan köftelerimi çıkardım. Saati bir hayli ilerlettik. Vallahi sahur hazırlığı yapıyorum. Yani geçen de istim kebabı yaptığımda bizim kızları yemeğe aldığım zaman yapmış olduğum köfteler fazla gelmişti. Onları ben de böyle dondurucuya attım arkadaşlar. Yarı pişmiş zaten. Airfryer'a atarım ya da tavada tekrar bir çeviririm. Burada dünden kalan ezogelin çorbam var. Küçük tencereye almadım. Alsam iyi olurdu. Burada da böyle pilavım var arkadaşlar. Gece için yeterli olur. Belki salata da yaparım. Kahvaltıyı akşam yapınca aslında hani iftara bunları da çıkarabilirdim ama dediğim gibi Ali böyle işte kahvaltı tarzı istedi. Biz de bayağıdır yapmamıştık. Öyle doyurduk karnımızı. Vallahi Ramazan başladı, geldi, geliyor derken gitti gidiyor arkadaşlarım. 20 günü devirdik galiba bugün. Allah'ım inşallah seneye de kavuştursun. Ben en son işte Ali ile konuştuktan sonra işte çay faslından sonra neler neler yaptım. Evin içinde dön. Dün yıkayamamıştım tepsimi, patates şeyimi. Onları da bir güzel yıkadım, makinamı çalıştırdım arkadaşlarım. Şimdi tekrardan çıkan bulaşıklar var. Onlar da bir elde mi yıkarım bunları yerleştirir de yoksa makineye mi atarım bilmiyorum. Birkaç tane böyle bir şeylerim var orada. Ay böyle işte. Gelip gidip halıma bakıyorum arkadaşlar. Vallahi yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Şimdi dağ gibi çamaşır var burada. Bir göstereyim size bakın. Şöyle montlar yıkandı, kurudu. Orada da çamaşırlar var işte arkadaşlarım. Burada üzüm uşum var. Burada yıkanmış katlanacak masa örtülerim var. Terliğimi de ayağıma giyeyim. Annem! Annesinin bal yavrusu. Annesinin bal çocuğu baba. Onu benim yavrum. Evimin tüyü yuma, evimin tüyü yuma. Yerim o ağzını. Vallahi arkadaşlar üzüm halıdan da böyle güzel tırnak çekiyordu. Üzüm dedim kuyruk salladı. Üzüm. Üzüm. Anneciğim. Üzüm. Üzüm oğlum. Kuyruğunu yerim o kuyruğunu. Vallahi ip çekiyordu arkadaşlar. Temizliği de böyle süpürürken ederken kirleniyordu. Güzel oldu. Yeşil yeşil güzel oldu. Böyle pufla da patladı. Bakalım yorumlarınızı merak ediyorum. Evet. Külümüz de gelseydi böyle evimizin eksikleri tamamlanmış gibi olacaktı. Halıyla ilgili yine söyleyeyim çok merak ediyorum yorumlarınızı. Tabii ki beğenmeyenler olacak. Tabii ki öyle mi olsaydı böyle mi olsaydı diyenler olacak. Ama ilk defa bizimkiler de benimle beraber beğendiler. Ali de dedi ya dursun kullan sonrasında ben alırım dedi sağ olsun Ali Beyciğim. Coştu bugün gönlü coştu. Düşünmesi yeter Allah razı olsun. Saati bir hayli ilerlettim dediğim gibi. Saat şu an 2'ye 25 var arkadaşlar. İşte biz kahvaltı faslından sonra iftardan sonra ne yaptım ben? Nevresimleri değiştirdim. Caner'in nevresimini değiştirdim. Bizim nevresimi değiştirdim. Birazcık yine çamaşırlar vardı onları hallettim. Mutfağımı hallettim. Vakit hızlıca geçti arkadaşlarım. Birazcık yorumlarınıza dönüş yaptım. Çok teşekkür ederim. Beni kırmayıp abone olarak izler misiniz dediğim için, kırmamak için abone olan ve yorum yazan güzel arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz. Rabbim de sizleri mutlu etsin. Bana destek olan, beni severek bütün severek destek olan bütün arkadaşlarımı mutlu etsin Rabbim. İnşallah şu mübarek günlerin hürmetine. Duam budur. Gerçekten çok mutlu oldum. İlk kez yorum yapan arkadaşlarım oldu.
Hala abone değilseniz ve hala bana yorum yapmadıysanız, Yeliz'cim ben de buradayım, yanındayım demediyseniz bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Her zaman rica ediyorum. Yani ben ısrar etmek istemiyorum. Teklif var, ısrar yok. Buyurun gelin. Başımın üstünde yeriniz var. Zaten izliyorsunuz. Abone olarak izlediğinizde siz bir şey kaybetmeyeceksiniz ama inanın ben böyle daha mutlu olacağım. Daha çok böyle severek. Zaten çok seviyorum. Zaten böyle video çekerken çok mutluyum. Motivasyonum hep yüksek oluyor sizlerle. İnanın ben karşımda sizleri çok hissediyorum. Hani böyle bazıları şey diyor. Hani karşımda hiç kimse yokken konuşamam ben. İşte tek başıma nasıl konuşacağım falan. Ben sizin orada olduğunuzu biliyorum ve gerçekten hissediyorum. O enerjiyi hissediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Eğer severek izliyorsanız lütfen abone olarak izlerseniz, bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu ara kafam çok dolu. O kadar dolu, o kadar dolu, o kadar dolu ki bir gün detaylı anlatırım size. Çok böyle, çok aradayım. Neyse bakalım. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videoda yine tekrar yüzümüz gülerek mutlu, huzurlu, neşeli, sağlıklı bir şekilde görüşmek, buluşmak, kavuşmak nasip olur. Öptüm hepinizi. Hangi şehirde, hangi ülkede, hangi köyde, hangi ilçedeyseniz, neredeyseniz, ben bilmiyorum, yazarsanız öğrenirim. Bilmiyorum, neredeyseniz oraya kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeliz bacanızdan sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.